Türkiye dünyada en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in 2021 Gıda İsrafı Endeksi raporu da Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğini gösteriyor. Rapor'a göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Sosyal medya platformlarında yayınlanan yemek videolarında malzemelerin israf edilmesine neden olan yanıltıcı unsurlara yer verilmesi de israfın boyutunu büyütüyor. Türkiye İsraf Önleme Vakfı'nın hazırladığı israf karnesine göre Türkiye'nin 2021'de israf ettiği kaynak 1 trilyon liraya geçiyor. Vakfa göre israfı önlemek için devletin her noktasındaki harcama kalemleri sorgulanmalı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın raporu Türkiye'de milli gelirin yaklaşık %15'ini israf ettiğini gösteriyor. Yani Türkiye 2021'de 1 trilyon 81 milyar TL'lik kaynağını israf etmiş oldu. Türkiye İsraf Raporu 2021'e göre israf edilen 1 trilyon 81 milyar TL'lik kaynakla şunlar yapılabilirdi. Her biri 600 yataklı ve tanesi 70 milyon lira değerinde 15.447 hastane yapılır ve sağlık sistemi tamamen rahatlamış olurdu. Her biri 6 milyon 600 bin lira değerinde 16 derslikle 163.841 ilkokul ve ortaokul yapılarak Eğitimde fiziki kapasite artırılır. Her sınıfta 30 öğrencinin okutulması hedefi yerine getirilebilirdi. Her bir dar gelirliye yıllık 50 bin lira vatandaşlık geliri verilmesi durumunda Türkiye'de 21 milyon 627 bin kişiye ulaşılarak gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılmasına katkı sağlanırdı. Salgın sürecinde büyük zorluklar çeken esnafa bir yıl boyunca aylık 5 bin lira tutarında destek verilseydi bu miktarla 18 milyon 22 bin esnafa yardım edilebilirdi.